Merhabalar. Gazetede çıkacak bir yazımı paylaşmak istiyorum. Tüm insanlık tek bir ailedir. Bu sözü yüzyıllar önce bir bilge adam söylemiş ki, o dönemlerde yeryüzünde yaşayan insanlar arasında bugünkü seviyede iletişim imkanları mevcut değildir. Birçok kıta henüz keşfedilmemiş ve insanlar için seyahatlerinde en hızlı araç da atlarıdır. Bugün birkaç saatte gittiğimiz yerlere o dönemin insanları at sırtında aylarca süren yolculuklarla ulaşabilmekteydiler. Günümüzde dünyanın en uzak yerlerindeki olaylardan anında haberdar olabiliyoruz. Kişisel olarak da yine yeryüzünün bize göre en uzak ülkelerindeki insanlarla yüz yüze konuşabilmekteyiz. İnsanlar öylesine hızlı yaşamaya başlamışlardır ki, 1-2 saat önce beraber olduğunuz bir insanı telefonla aradığınızda onun o an ülkenin diğer ucundaki bir şehirde, hatta başka bir ülkede olduğunu öğrenebiliyorsunuz ve bu size çok normal geliyor. Çünkü iletişim teknolojisi gibi ulaşım teknolojisinde de çok büyük gelişmeler olmuştur ki artık dünyanın bir ucundan öteki ucuna gitmek neredeyse bir günden daha az zaman almaktadır. Böyle olunca dünya artık tek bir kent haline gelmiştir. Herhangi bir ülkede bir sorun çıkması durumunda yeryüzündeki bütün ülkelerin ekonomileri etkilenmektedir. Bugün bütün dünyayı anormal bir korku ve panik havası sarmıştır. İlk olarak Çin'in bir bölgesinde görülen koronavirüsü, Çin'le beraber yeryüzünün her yanında görülen bir salgın hastalığa dönüşmüş ve belki de dünya var olduğu günden beri bu derece korku ve paniğe pek az şahit olmuştur. Korona vakası ortaya çıktığında bununla ilgili 3 ayrı yazı hazırlamıştım. Ve bu yazılarımda genel olarak şu iddialarda bulundum. Koronavirüsü aslında küresel ilaç firmalarının laboratuvarlarında üretilmiş bir virüstür. Şu an onlar bu virüsün aşısını veya tedavi edecek ilaçları da üretmişlerdir. Bu virüsün üretilip insanlara bulaştırılıp kontrollerinde olan medya ve sosyal ağlar aracılığıyla da tüm dünyada panik oluşturulmasının birkaç sebebi vardır. Birinci hedefleri Çin'in ihracatına darbe vurmaktır ki bu darbe çok etkili bir şekilde vurulmuştur. Çünkü Çin birçok büyük şirketin ürettiği ürünlerin sahtelerini veya kopyalarını üreterek ve çok daha ucuza dünyanın her yanında pazarlayarak bu şirketlere büyük bir darbe vurmuş, dünya ticaretinin neredeyse %30'una hakim bir vaziyete gelmişti. İşte onlar da bu virüsle hem bunun intikamını almaktalar ve hem de Çin'in bir süreliğine de olsa ihracatını engelleyeceklerdir. Bu virüsün temas yoluyla bulaştığı açıklandı. Artık uzunca bir süre hiçbir ülke Çin'den gelen mektubu bile almayacaktır. Bir diğer hedefleri de virüsü dünya gündeminin ana konusu yaparak insanların tüm dikkatlerini buna yöneltip bundan önce gündemde olan ve onların rahatsızlık duydukları bazı konuların gündemden düşmesini sağladılar ya da insanlar bu virüs meselesine odaklanmışken normalde tepki gösterilebilecek bazı projelerini bu arada hayata geçirmektedirler demiştim diğer yazılarımda. Şimdi geldiğim nokta ise, evet, belki de bu iddialarım doğrudur. Fakat şu an dünyada yaşanan korku ve paniğin büyüklüğüne baktığımda, bunun insan gücünü aşan ilahi bir durum olduğunu düşünmekteyim. Yukarıda da bahsettiğim gibi, eğer bu korona vakası küresel güçler tarafından gerçekleştirilmiş olsa bile, İnsanlık aleminin şu anki vaziyeti onları da şaşkına çevirmiş ve korkutmuş olduğuna
kesinlikle inanıyorum. Çünkü atom bombası yemiş, nice savaşlar ve salgın hastalıklar yaşamış insanların son yüzyıllarda böylesine topluca korku ve paniğe kapıldığı görülmemiştir. Bütün ülkelerde olağanüstü haller yaşanmaktadır. Neredeyse bütün dünyada ülkeler arası, hatta şehirler arası seyahatler durdurulmuş, yeme, içme, dinlenme ve eğlenme mekanları, mağazalar kapatılmış ve savaş meydanlarında bile ara verilmeyen toplu ibadetler, camiler, kiliseler ve diğer ibadet mabetleri bile kapatılmıştır ve hiç kimse bu olağanüstü durumun ne zaman sonlanacağını da bilmemektedir. Şu an öyle bir durum oluşmuş ki zengini de fakiri de aynı vaziyettedir. Herkes memleketinde ve evindedir. Kimsenin bir başka yere gitmeye cesareti yoktur. Çünkü tehlike dünyanın her yanını sarmıştır. Kur'an'da bir ayetin başında şöyle buyurulmuştur: öyle ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş. Ve görünen odur ki bu hastalığın beklenen aşısı veya tedavi edici ilaçları bulunsa bile artık insanlık yaşamı koronadan önceki gibi olmayacaktır. Korona belki de dünya tarihinde bir milat olacaktır. Koronadan önce yukarıda da belirttiğimiz gibi gelişen ulaşım teknolojileri ve yapılan yollar sayesinde insanlar bir günlük zaman diliminde birkaç şehre, hatta birkaç ülkeye gidip gelebiliyorlardı. Şehirler arası yollarda araçlar vızır vızır, hava alanlarında uçaklar inip kalkış için sıra beklemekteydiler. Seyahat ajantaları durmaksızın gezi turları düzenliyorlardı. Kahve içmek için günübirlik Paris'e gidip Eyfel'de selfie yapanlar, bir gecelik eğlence için Ukrayna'ya veya başka ülkelere gidenler, Ramazan'da iftar açmak için Mekke'ye uçup Kabe-i Şerif'i kule otellerde tepeden seyreleyip canlı yayın yapanlar, kafası estiğinde umreye gidenler vesaire. Artık insanlar bu tür seyahatlere çıkmaya kolay kolay karar veremeyecekler. Hatta insanlar mecbur olmadıklarında evlerinden çıkmaya veya herhangi bir mekanda oturmaya bile tereddüt edeceklerdir. İnsan ilişkilerinde de artık mesafeler oluşacaktır. HIV virüsü ilk çıktığında çapkınlar arasında bir panik oluşmuştu ve birçok çapkın bu oyundan korktuğu için vazgeçmişti. Bütün bu yaşananlara baktığımda bunun herhangi bir dünyevi güç tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine kesinlikle inanmıyorum. Evet, belki bu hamleyi yapanlar küresel güçler olmuşlardı. Ancak zaten yaradan işi başkalarına yaptırır. Herkesin bir planı vardır. Fakat Allah'ın da bir planı vardır. Ve bana göre o plan yürürlüğe konulmuştur. Haddi aşmaya kalkışan ve gereğinden fazla hızlı yaşayan insanoğlu için yeni, yavaşlatılmış bir yaşam tarzı belirlenmiştir. Artık hayat biraz daha yavaşlayacak ve durgunlaşacaktır. Umut ediyorum ki hızlı bir nehrin akıntısına kapılmış, çevresinden habersiz akıp giden insanoğlu, yavaşlayan ve durgunlaşan yaşamında kendi içine ve çevresine bakmaya vakit bulacak, egolarından ve daha birçok kötü huylarından kurtulacaktır. Bütün dinlerin ve ahlaki öğretilerin özünde yer alan sevgi ve iyilik yapmanın farkına vararak yaşamını sevgi ve iyilik üzerine yoğunlaştırarak sürdürecektir. Ve gün gelecek koronavirüsünün insanlara verdiği zarardan çok faydaları olduğu anlaşılacaktır. Ve yüce bir buyruk: sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır. Allah bilir de siz bilemezsiniz.